باب بدء اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون. Bu bab da şu babdır ki, ellerini koyar, fi sücud, secdede. Secdede ellerini koymak, vadi'i, eyne yenbeği, nerede layıktır ki en yekun ola. Ellerini secdede yere koyacak. E nereye koyacak? Layık olan, geriden mi koyacak, omuzların hizasına mı koyacak, kulakların hizasına mı koyacak, yoksa daha ileri mi uzatacak? Onu beyan edecek. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فريح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسحب تنبوتي اجتماع التلار ورسول الله صلى الله عليه وسلم نمازين سكرة التلار فقال أبو حميد لذلك أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah'ın namazını en iyi bileniniz benim. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne izâ secede secde ettiği vakitte emkene enfehu ve cebhetehu evet burnunu ve cephesini yerleştirir yani tamamıyla koydu. Yere koydu. Ve nehhâ yedeyhi an cembeyhi kollarını da iki tarafından uzaklaştırırdı. Ve vada'a keffeyi ellerinde kurdi hezze menkibeyi omuzların hizasını. Demek ellerinde öyle yere kurmuş ki omuzların hizasına gelir. Ve halefen buna muhalefet etti fi zâlike bu meselede aharun kâle Ebu Cafer. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Cafer buyurdu ki Ebu Tuhavi yani İmam-ı Ebu Cafer fezehebe kavmun bir kavm zahib oldular ilahada buna. فقالوا dediler ki الذي ينبغي للمصلي namaz kılana layık olan en yec'ale kıla yedeyhi ellerini fi sücudihi secdesinde hizâ menkibeyhi omuzlarının hizasına kılar. İşte bu hadisten bu anlaşıldı. İnsan ellerini korurken secdede omuzlarının hizasına gele. Bir kavim buna zahir buldu. Ve halefem fi zâlike âkharun bu meselede diğer ulema muhalefet etti bunlara. فقالوا dediler ki bel yec'alu yedeyhi belki ellerini kılar fi sücudihi secdesinde hizâ'e üzüneyi kulaklarının hizasına kılar. Omuzların hizasına değil. Kulakların hizasına. Yani biraz daha ileri koy. Ve ihtecu fi zâlike bu mesele hakkında da ihticac ettiler. Bima bi şeyle ki haddesene Ebu Bekret'e. Kâle haddesene müemmilun. Kâle haddesene Süfyan-ı Sevri. En Asim ibn-i Küleyb-i Cirmi. En Ebihi en Vâil ibn-i Hücurin. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر'den rivayet etti. Vail buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem oldu. İza secde secde ettiği vakitte kânet yedâhu elleri olur idi. Hiyâle üzüneyhi kulaklarının hizasında olur idi. İşte bu hadisle istidlal ettiler. Yukarıki kavl kimin hadisiyle istidlal etti? Ebu Hümeyd'in. Bunlar Vail'in hadisiyle. Ve bima haddesena Fehd ibn Süleyman kâle haddesena Zümaniyyü kâle haddesena Halidun kâle haddesena Asimun ve zekere bi isnadihi misferu. Aynen bu hadisi şerifi kendi isnadiyle zikretti ki Resulullah Efendimiz secde ederken ellerini kulaklarının hizasına koymuş. Ve bima haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu Ma'mer قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحافة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما. Burada Hazreti Vail'in oğlu Abdülcebbar'a rivayet çıkıyor. Abdülcebbar diyor ki قال كنت غلاما ben çocuktum. La akilu salate ebi babamın nasıl namaz kıldığını bilemiyorum. Çocuktum. Fahaddeseni Vail ibn Alkama. Fakat bana Vail ibn Alkama rivayet eyledi an Ebi Vail ibn Hücür'ün. Benim babam Vail'den rivayet eyledi. Kale. Vail ibn Alkama dedi ki salleytu. O da kimden? Hazreti Vail'den. Vail ibn Hücür'den. Rivayet etmiş Vail ibn Hücür de kale buyurdu ki salleytu halfe Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in peşinde namaz kıldım. فَكَانَ اِذَا سَجَدَ secde ettiği vakitte وَضَعَ وَجْهَهُ yüzünü kurdi بَيْنَ كَفَّيْهِ iki ellerinin arasına kurdu.
minkerlerin arasına kurdu ama ileri mi kurdu, geri mi kurdu? Bu onu beyan etmiyor. Fakat omuzlarının hizasına kadar korsa elleri yüzünden geriye kalır. Yüzünü ikerlerin arasına koydu deyince elleri kulakların hizasında olacak ki yüz de ikerlerin arasında olur. Bundan o anlaşıldı. وبما حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء قال سألته أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت براء بن عازب سؤالتهم كي أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو نيري في أنبرة المذكور دي جبهته أندني إذا صلى نماز قبضه وقتها Hale buyurdu ki beyne keffeyhi iki ellerinin arasını koydu. Bundan da anlaşıldı ki yüz iki ellerin arasında olunca eller kulaklarının hizasında olmuş olur. Çünkü omuz hizasında olsa yüz ellerden ileri olur. Fekâne kullu men zehebe. Öyleyse fekâne oldu. Artık gayreyi beyan ediyor. Ne oldu? Kullu men her bir alim ki zehebe zahib oldu fir ref'i kaldırışta, başını kaldırmada, iftitah-ı salah namazın iftitahında, başlangıcında ellerini kaldırmakta zahib oldu ilel menkibeyin omuzlarına. Yukarıda okuduk ya, iftitah tekbiri alırken ellerini ne kadar kaldıracak? Bazıları dedi ki omuzların hizasına kaldıracak, bazıları dedi kulakların hizasına kaldıracak. İşte bu secde de ona tabi. Hangi alim ki namazın başlangıcında ellerini omuzlarına kaldıracak kadar kaldırır, buna zahip olduysa yec'al o adam kılar oldu ve aliyedeyi ellerini koymayı da füssücud secde de hiyalel menkibeyni omuzların hizasına koyar oldu. Eyden başlangıçta yaptığı gibi namazın evvelinde ellerini omuz hizasına kaldırdığı gibi secdede de ellerini omuzların hizasına kadar koydu. Ve kullu men her bir kimse ki zehebe zahib oldu firref'i ellerini kaldırmakta fiftitah-i salah namazın başlangıcında ilel üzüneyin kulaklarına kadar kaldırmaya zahib oldu. Yec'elu o adam da kılar oldu ve aliyedeyin ellerini koymayı füssücud secdede hiyalel üzüneyin kulaklarının hizasına koyar oldu. Eyda başlangıçta olduğu gibi. Nasıl namazın evvelinde ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırıyorsa secdede de ellerini kulaklarının hizasına koydu. Vakat sebete fîmâ tekaddem. Tekaddüm eden rivayetlerde sabit oldu. Min hâzel kitab bu kitaptan. Tekaddüm eden ve bahiste sabit oldu. Tashihu kavli men bir kimsenin kavlunun tasihi ki zehebe zahib oldu. Firrefi ellerini kaldırmada. İftitah-ı salah namazın başlangıcında ila hiyalil üzüneyin kullarının hizası, kulaklarının hizasına. Kim kulaklarının hizasına kadar kaldırıyordu? Kitabın evvelinde onu beyan ettik. İşte namazın evvelinde ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldıranlar secdede de ellerini kulaklarının hizasına koydular. Fesebete bizalike eyza bununla sabit oldu. Kavlu men'e bir kimsenin kavli ki zehebe zahib oldu fivat el yedeyin ellerini koymakta fissücud secdede de hiyalel üzüneyni eyda. Evet, başlangıçta olduğu gibi kulakların hizasına koydukları sabit oldu. Vahve işte bu da kavlu Ebi Hanife'de ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimahumullah. Bu üçünün kavli de budur. Namaza başlangıçta ellerini kulakların hizasına kadar kaldıracaktır dediler. Öyleyse secdede de ellerini kulakların hizasına kadar koymasını bunlar mezhep edindiler ve buna sahip oldular. Hatta öyle olacak ki kulağın yumuşağından bir su damlasa baş parmağına gele, yani fazla uzağa da değil yakına da değil. O hizaya koyar. Şimdi secdede ellerini nereye koyacak? Burada da iki kavul var. Hanefilerin kavli kulakların hizasına koyacak. Ötekiler omuzların hizasına. Ellerin aralığı ne kadar olacak? İşte dedim ya, kulağın yumuşağından damlayan su baş parmağına gelecek. Parmaklar da birbirine yapışık olacak.